Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere nohutla hazırlamış olduğum tarifimi paylaşacağım. Büyük boy bir tane soğanı piyazlık doğrayarak tarifin yapılışına başlıyorum. 2 tane Charleston biber kullandım. Charleston biberleri Dörde böldükten sonra doğruyorum. 7 diş büyüklü küçüklü sarımsak kullandım. Sarımsakları büyük parçalar halinde doğruyorum. 4 tane küçük boy domates kullandım. Dış kabuğunu soymuştum domatesleri doğradıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Tavaya bir kahve filcanı zeytinyağını üzerine doğramış olduğum soğanı Charleston biberi sarımsağı ilave edip soteliyorum. Malzemeler biraz piştikten sonra üzerine doğradığım domatesi ekliyorum. Tavaya 250 gram haşlanmış nohutu ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı kadar karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Tuz miktarını kontrollü ekleyin derim. Tuzsuz yiyenlere eklediğim miktar fazla gelebilir. Hazırladığım tarif nohutla hazırlanan en lezzetli, en güzel tariflerden birisi. Bir çay bardağı su ekledim. Karıştırdıktan sonra ocağın altını kısacağım, tavanın ağzını kapatacağım. Biraz suyunu çekmesini, pişmesini bekleyeceğim, ara ara kontrol edeceğim tabii ki. Kontrol etmeye başladım pişen yemeği. Karıştıracağım sonrasında ağzını kapatacağım, tekrar biraz daha pişmesini bekleyeceğim içerisindeki suyun çekmesi gerekiyor. Biraz olsun sos kıvamına gelmesi lazım. İstediğim kıvama geldi. İçerisindeki su sos kıvamını aldı. Tava içerisindeki domates yumuşadı. Tamamen malzemeler birbirine karıştı. Tam istediğim pişme derecesine ulaştı. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı kekik ekleyip ocaktan alacağım. Bu aşamada altı kapalı. Ocağın altını kapatmıştım ve servise aldım. Bir tabak içerisine alıp bu güzel lezzetli tarifin tadına bakacağım. Dilerseniz kaşık kaşık, dilerseniz Ekmek bandırarak yiyebileceğiniz bir lezzet. Üzerine biraz maydanoz ilave ediyorum. Hem renk hem de lezzet verecek maydanoz yemeğe. Sizlere biraz daha yakından gösteriyorum nasıl olduğunu. Az önce de söylediğim gibi dilerseniz kaşık kaşık, dilerseniz ekmek bandırarak yenecek bir lezzet. Nohutun tadı zaten bilmeyen, yemeyen, sevmeyen yoktur herhalde. Çok lezzetli oluyor her yemek içerisinde. Normal yemek olarak ya da yemeklerin içerisinde nohut her zaman tercih edilen bir bakliyat sizlere. Bugün nohutla hazırlamış olduğum güzel bir tarifi sundum. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Açıklama kısmından tarifin malzemelerine ulaşabilirsiniz lezzeti kıvamı yerinde bir yemek tarifi oldu. Başka pratik evde bulunan malzemelerle yapılmış tariflerde tekrar görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.